efendim. Yüksek Topuklar'la karşınızdayız. Bugün yine başarılı bir kadını, hayatın içinde nasıl yer aldığını, iş hayatında neler yaptığını ve tabii gelecek planlarını, dolayısıyla bir başarı hikayesini daha konuşacağız. Bugün konuğumuz Sinem Sandıkçı Gökten olacak. L'Oréal Türkiye Genel Müdürü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi başarı ama aslında yurt dışına taşan da bir başarıdan söz ediyoruz sizinle ilgili. Çünkü herhalde L'Oréal'deki ülke müdürü olarak ilk defa bir kadın olarak öne çıktınız değil mi? Türkiye'de ilk ve de ilk Türk oluyor olmak aslında. Türkiye'nin ilk Türk ve ilk kadın genel müdürü olmak bir fark. Evet, aslında çok da kadınla ilgili bir hikaye. Doğru. Öncelikle Sinem Sandıkçı Gökçen kimdir? Bize biraz anlatır mısınız? Tabii ki zevkle. Ben 45 yaşındayım. Adana'da büyüdüm. Tarsus ve Adana'da çocukluğum geçti. Tars Amerikan Koleji mezunuyum. Sonrasında da ODTÜ İşletme mezunuyum. Her zaman böyle hayallerimin desteklendiği, ne yapmak istediğimle ilgili yüreklendirdiğim bir ailede büyüdüğüm için de hep böyle kendi isteklerimi hayata geçirebilecek bir hayat sürdüm diyebilirim. Sonrasında da 20'li yaşlarımın başında yolum L'Oréal'le kesişti. Ve o gün bugündür de kariyerimi 23 senedir aynı şirkette inşa ediyorum. Hem de hep Türkiye için de inşa ediyorum. Neler yaptım? Önce pazarlamada başladım. Sonra satış deneyimi elde ettim. Sonra şirketin ilk kurumsal iletişim direktörü oldum. Lokal markamız İpek'in marka geliştirme direktörü olarak hem Türkiye'ye hem de içinde bulunduğumuz coğrafyaya hizmet verdim. Sonra şirketimizde 4 ayrı iş biriminin birinin genel müdürlüğünü üstlendim. Covid döneminde şirketin dijital direktörlüğünü üstlendim. Sonrasında da en büyük bölümün genel müdürlüğünü yürüttüm. 2 senedir de ülkeye liderlik etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla benim hikayem aslında aynı şirket içinde, aynı ülkede çok farklı cesur kararlar alarak, çok farklı iş kollarını deneyimleyerek hep kendimi geliştirmekle geçti diye anlatabilirim. Peki eğitiminizin ne kadar etkisi oldu bu sürece? Tabii ki bence çok etkisi var. Eğitimden çok içinde bulunduğum kurumların çok etkisi var diye düşünüyorum. İşte bu ortaokul ve lise gibi aslında şekillendiğim, yoğrulduğum yılları çok köklü bir kurumda geçiriyor olmak bana çok şey kattı. Özellikle akademik hayatla sosyal hayatın her zaman dengede kalması gerekliliğiyle ilgili, tek bir taraftaki başarının yetmediğiyle ilgili çok önemli bir farkındalık yarattı. Sonrasında o işletme de bana çok şey katan kurumlardan bir tanesi. Çünkü orada da disipline, her şeyin gerçekten çalışılarak elde edilebileceğini öğrendim diyebilirim. O yüzden çok şanslıyım ki hayatımın denk geldiği kurumlar bende önemli izler bıraktı. Evet, peki şimdi L'Oréal markasıyla nasıl tanıştınız diyecektim. Ama siz 20'li yaşlarda tanıştım dediniz. Nasıl? Şöyle aslında okula kendilerini tanıtmaya geldikleri bir kariyer günü etkinliğinde ilk L'Oréal'i keşfettim. Öncesinde de üniversite yaşındaki bizim zamanımızda kozmetik kullanım yaşı üniversitede başlıyordu. Şimdi çok daha küçük yaşlara düştü. Çok severek kullandığım, çok büyülü dünyasına hayran olduğum bir markaydı aslında ürünleri vasıtasıyla tanıdığım. Şirketin içine girdikten sonra fark ettim ki bizim çok sayıda markamız var ve aslında küçüklükten beri annemin kullandığı markalar, 1980'lerin Lancome'ları, Helena Rubinstein'leri de L'Oréal'in ürünleriymiş. Dolayısıyla bilmeden çok küçük yaşlarda tanışmış oldum ama kariyer açısından üniversitede okula kendilerini anlatmaya geldiklerinde onlarla tanıştım. Bir de beni en çok etkileyen kısmı ben pazarlama yapmak istiyordum. Ve o dönem 2000 mezunuyum ben. O dönem pazarlamayı yapabileceğiniz, bu kadar büyük ölçekte deneyimleyebileceğiniz şirket sayısı çok azdı. O yüzden de L'Oréal'i tercih ettim iş görüşmelerinde. Peki biraz konuşalım. Kaç marka var L'Oréal'in altında? Türkiye'de 24 markamız var. Global markalarımızla beraber İpek isimli bir de Türk markamız var. Dolayısıyla çok böyle geniş bir portföyde, çok geniş bir tüketici kitlesine hitap ettiğimiz marka portföyüne sahibiz. Biraz rakamlardan bahsedelim mi? Tabii. Mesela önce bir dünyadan başlayalım dilerseniz. Dünyada bu güzellik pazarı diyelim. Nasıl bir büyüklükte? Büyüyor mu? Pandemi daha mı çok büyüttü yoksa biraz böyle daha özellikle pandemi sonrası bütün ülkelerde enflasyon sorunu var. Dolayısıyla tüketimlerin biraz kısıldığı bir dönem size nasıl yansıdı diye merak ediyorum. Tabii dünyada güzellik büyüyen ve gelişen bir sektör. 600 milyar euroluk gibi düşünebiliriz 2023 tahminlemesini. Her yıl daha önceki yıllarda daha küçük oranlarda %3, %5 oranında büyürken özellikle pandemiden sonraki normalleşme döneminde çok daha hızlı büyümeler görüyor. %7 ve %10 arası gibi düşünebilirsiniz değersel olarak. Ülkemizde ise çok çok hızlı büyüyen bir sektör. Çünkü biz çok genç bir nüfusuz, çok dijitalleşmiş bir nüfusuz ve de güzelliğe olan ilgi artıyor.
Mesela 2019 senesinde yaptığımız bir tüketici araştırmasında kadınların cilt bakım kullanma oranı %89 iken 2022'de aynı araştırmayı tekrarladığımızda bu rakam %100'e ulaşmış olabiliyor. Dolayısıyla da Türkiye'de kullanım yaşının düşmüş olması, insanların daha çok ürün tercih ediyor olması, eskiden mesela cilt temizliğine örnek verecek olursak bir cilt temizleyici bir de krem kullanırken şimdi serumlar, gözaltı kremleri, makyajda çok çeşitli ürünlerin hayatımıza girmesiyle beraber oldukça büyüyen bir sektör diye özetleyebiliriz. Türkiye'deki büyüklük 2023 sonunda 80 milyar liraya ulaşacak diye tahminliyoruz. E-ticaret bunun önemli lokomotiflerinden bir tanesi. Pazarın %20'sini yapıyor. Baktığınızda kategori olarak en büyük kategorinin cilt bakımı olduğunu görüyoruz. %27'lik bir paya sahip. Hemen arkasından saç bakımı geliyor %25'le. Sonrasında makyaj ve parfümler olarak devam ediyor. Bir de dağıtım kanalı bazında biz güzelliğe bakıyoruz. Yani hızlı tüketim kanalı, eczane kanalı, lüks kanal ve kuaför kanalı gibi böldüğümüzde de en büyük tüketimin hızlı tüketimden geldiğini görüyoruz. Kabaca pazarın %60'ını da o kategori oluşturuyor. Dolayısıyla çok büyük yeni tüketiciler katılıyor aramıza. Mesela erkekler gibi. Bugün pazarın %25'ini yapıyor. Dediğim gibi gençler gibi. %25'e geldiler mi? Oldukça hızlanmış. Oldukça büyüdüler. Eskiden de biliyorduk hep içindelerdi ama daha çok bir kadının ürünlerini kullanıp ya da kendileri ne özel ürün tercih etmeleri düşükken şimdi gerçekten kendi ciltlerine özel ürünler vesaireye çok daha ilgi duyuyorlar. En çok kullandıkları ürünler de deodoran, parfüm, tıraş, sonrası losyonlar, şampuan gibi de özetleyebiliriz erkekleri. Peki şimdi pandemi sonrasında dünyada bir büyüme oldu dediniz. Bunu neye bağlıyorsunuz? Şöyle aslında ilk pandemide önce sektör küçüldü. Çünkü neden? Sosyalleşmemiz azaldı. Bu arada öncesinde şunu söylemek lazım. Güzellik bütün toplumsal, kültürel, sosyal olaylardan direkt etkilenen bir sektör. Ve de şöyle bir özelliği var. Her zaman umudu temsil ediyor. Kırmızı ruj etkisi dediğimiz insanlara mutluluk aşılayan, umut aşılayan bir kısmı da var. Ama krizlerde önce her zaman sektör küçülüyor. Bu ekonomik bir kriz de olabilir, pandemi gibi bir sağlık krizi de olabilir. Pandemide özellikle neden ilk başta sektör çok etkilendi? Çünkü hepimiz evlere kapandık. Dolayısıyla makyaj yapmadık, parfüm sürmedik. Ama bununla beraber bir denge değişimi oldu. Daha çok hijyen ürünlerine ağırlık verdik. Daha sık duş aldık. Daha fazla şampuan kullandık. Her gün ekranlara bakmaktan yüzümüzdeki sorunları daha fark ettik ve cilt bakım kullanımımıza ağırlık verdik. Ya da dışarı çıkamadığımız için evde kendimizi şımartma yöntemi olarak cilt maskelerine, cilt bakım ürünlerine başvurduk. Dolayısıyla önce yavaşlayan bir pazar, sonra da çok hızlı bir pazardan bahsediyoruz. Şöyle rakamsal olarak anlatayım. Pandemiye kadar Türkiye'de güzelliğin büyüme hızı %10-12 idi değersel olarak her sene. 2019'dan 2020'ye kadar pazar hiç büyümedi. Ama 20'den 21'e ve 21'den 22'ye, şimdi 22'den 23'e de çok hızlı büyüyor. Son iki senedir %100 büyümelerin üzerinde bir değerle, adette de %12-%15'lik adet büyümeleriyle kapatıyoruz. Bunun arkasında çokça sebep var dediğim gibi. Yeni tüketiciler, herkesin daha çok ürün kullanması, çok büyük şeyler alamayan tüketicilerin küçük mutluluklar peşinde kozmetiğe ve güzelliğe yatırım yapması, ülkemize gelen turistlerin bu güzellik sektörünü canlandırması önemli faktörler. Evet, şimdi o küçük şeylerden mutlu olmak tabii çok güzel ama bir yandan da aslında bayağı bir fiyatlar da yükseldi. Hı hı. Özellikle son dönemlerde gerek enflasyonla gerek kur farkıyla, değil mi? Tabii. Yerel üretiminiz var mı? Adetlerimizin yarısını Türkiye'de üretiyoruz. Türkiye'de İstanbul'da bir fabrikamız var. Saç bakım ürünlerimiz burada üretiliyor. Ama dediğiniz gibi hem euro değişimleri, ham madde fiyatları, ülkedeki enflasyon nedeniyle de pazarda bir değerlenme açısından ivmelenme görüyoruz. Ama şunu söyleyebilirim. Kozmetik sektörü, güzellik sektörü sadece kendi adımıza konuşmuyorum. Aslında buna direnmeye çalışan sektörlerden bir tanesi. Yani direkt tüketiciye bunu yansıtmadan dayanabildiği kadar dayanmaya çalışan sektörler. Bir tanesi. Bunu da nasıl yapıyor? Aslında kendi iç dinamiklerini farklı şekilde yöneterek, yani yatırım önceliklerini değiştirmek olabilir. Format değişikliklerine gitmek olabilir. Bizim durumumuzda bizim 24 markamız var. Belki bir markamızdan tüketici kaybediyoruz ama öbürü kazanabiliyor. Çünkü bu markalarımız çok farklı tüketici hedef kitlelerine, çok farklı ekonomik segmentlere hitap eden markalar. O yüzden bütün şirketlerin işi zor. Bu dinamiği yönetmek açısından ama dediğim gibi güzellik sektörü bunu direnmeye çalışan sektörlerden bir tanesi. Şimdi adetsel olarak dediniz, biraz böyle bizim halkımız merak eder. Mesela kaç ruj satılıyor,
kaç parfüm satılıyor? Böyle adetsel olarak verebileceğiniz örnekler var mı bir yıl için? Tabii büyük yani güzellik pazarını böyle çok hani çok sayıda ürün olduğu için böyle vermek belki çok doğru değil ama şunu söyleyebiliriz. Mesela makyajda en çok kullanılan ürün maskara. Şampuan bütün kategoriler arasında en çok satılan ürün. Bunlardan bahsedebiliriz. Parfüm kullanımı artıyor. Bunun altını çizebiliriz. Cilt bakım maskeleri gibi yeni çıkan kategoriler, cilt serumları gibi yeni kategoriler bu pastadan çok büyük bir pay almaya başladı. Belki bundan bahsedebiliriz. Saç bakımında da daha çok yine şampuana destekleyecek ürünler. Yani saç bakım maskeleri, saç serumları. Dolayısıyla eskiden ana arter ürünler dediğimiz ana ürünler, lokomotif ürünler satılırken şimdi çok büyük bir zenginleşme görüyoruz. Özellikle ürünlerin çeşitlenmesi açısından. Bunu da insanların biraz daha kendine bakım yapması, artan yaşam ömrüyle beraber Evet. geleceğe daha iyi görünen bir kişi olma arzularından kaynaklandığını düşünüyoruz. Evet, aslında görüyoruz ciddi olarak bir ömür süresinde uzama var. Bunun size etkisi daha da iyi olacak herhalde. Öyle. Bizim şöyle bir artımız ve şöyle bir zorluğumuz var diye anlatayım. Artık müşteri yaşımız çok artmış bir yaş skalasında. Çünkü bir kullanım yaşı düşüyor. Bugün baktığınızda eskiden bizler kozmetik güzellik ürünleriyle belki liseli çağlarda, üniversiteli çağlarda tanışıyorken bugün yaş çok daha küçük seviyelere düşmüş durumda. Özellikle cilt sorunlarının da erken başlamasıyla beraber belki bundan bahsedebiliriz. Sonrasında bir taraftan da yaşam süreleri uzuyor. Bu da ne demek? Bizim artık daha ileri yaşlı tüketicilerimizin sayısı ve onların kozmetiğe yaptıkları yatırım da artıyor. Bizim en büyük amacımız bütün bunları dengeleyebilmek. Bir taraftan çok genç bir nesle yeni ürünleri tanıtıp onları kategoriye kazandırırken elimizde olan tüketicilerimizin değişen yaşla beraber, beklentiyle beraber değişen ihtiyaçlarını karşılayabilmemiz gerekiyor. O yüzden de ürün çeşitliliği bizim için çok çok önemli bir şey. Tabii bir yandan da daha doğal ürünlere ulaşmaya çalışıyor tüketici. Dolayısıyla aslında sizin sürekli bir Ar-Ge içinde olmanız gerekiyor, değil mi? Bir laboratuvarlar sürekli çalışıyordur eminim. Şimdi yeni trend nedir? Mesela az önce eczane ürünleri dediniz. Belki onlara da ilgi çok fazladır ama siz daha doğalını, daha belki gençleştirecek ya da gençliği koruyacak ürünlerde nasıl bir yatırım yapıyorsunuz? Ar-Ge'leriniz nasıl çalışıyor? Şöyle bizim için işimizin DNA'sında bilim var diyoruz ve gerçekten geleceğin güzelliğini bilim sayesinde yaratmaya çalışıyoruz. L'Oréal'de yaklaşık 4000 bilim insanı çalışıyor. Çok dünyanın farklı yerlerinde araştırma geliştirme merkezlerimiz var ve kazandığımız cironun çok büyük bir kısmını da Ar-Ge'ye yatırıyoruz. Çünkü gerçekten tüketici çok iddialı bir tüketici, arttırılmış tüketici, beklentileri çok yüksek olan bir tüketici ve de dediğiniz gibi her şey konusunda çok daha bilgili. Özellikle yeni jenerasyonda bahsettiğimiz tüketiciler çok araştırma yapıyorlar, sürdürülebilirliği çok önemsiyorlar, ürünlerin doğal içerikli olmasını, temiz olmasını çok önemsiyorlar. O yüzden de bizim en büyük yatırım alanlarımızdan bir tanesi Ar-Ge. Bu Ar-Ge'yi Doğaya hem da zarar vermesin tabii bir yandan da. o yüzden de mesela Ar-Ge'nin şu an üzerine çalıştığımız en büyük konularından biri yeşil bilim dediğimiz yepyeni bir teknoloji aslında. Yeşil bilimin içinde bir farklı disiplinler var. Agronomi 2.0 bunlardan bir tanesi. Yeşil çözümleme dediğimiz ürünlerin içeriklerini doğadan almak ama doğadan alırken aldığınız doğanın ham maddesine, çiçekse, ağaçsa ona zarar vermeden alabilmek çok çok kritik. Diğer taraftan doğada bulduğumuz çok önemli ilginç bakteriler, yosunlar, mantarlardan çok farklı içerikler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yeşil bilim yani hem doğadan esinlenen ama doğaya zarar vermeyen bir tarafta etkinlik peşinde olan. Çünkü her doğal ürün etkin olmuyor. Hep vardır ya yani yüzümüze salatalık sürsek bunun yerini tutar mı? Aslında laboratuvarlara hala ihtiyaç var. Araştırma geliştirmeye hala ihtiyaç var. Çünkü sizin aldığınız o içeriğin mesela cilt ürününden bahsediyorsak ciltte en iyi etkileşimi sağlayabilmesi için bir şeyler katmanız gerekiyor. Ya da bir şeyleri birleştirmeniz, onun gücünü arttırmanız gerekiyor. Bir de belki teknolojiyle Ar-Ge'yi çok iyi birleştiriyoruz. Onun altını çizebilirim. Çünkü şöyle düşünebiliriz. Bizim kendi içimizde arttırılmış gerçeklik ve yapay zeka şirketi var. 2017 senesi satın aldığımız Modiface isimli global bir startup'ı satın aldık. Dolayısıyla kendi içimizde teknolojik şeyleri çok rahat yönetebiliyoruz. Yani geleceğin güzelliğini tasarlarken
daha önce belki bahsetmişimdir size, bir ruj paleti yaratıyoruz. İçindeki kartuşlardan 4000 ayrı ruj rengi arasından bugüne özel renk üretebiliyor sizin için. Ya da bir tane cihaz üretiyoruz. Nörolarla çalışıyor, nörosensörlerle. Buralara takıyoruz o cihazı. Size parfüm koklatıyoruz. Hangi duygunun, hangi parfümün, hangi kokunun size neler çağrıştırdığını ölçümlüyoruz. Ve siz o an hangi ruh haline ulaşmak istiyorsanız, rahatlamış mı, mutlu mu, enerjik mi, size göre parfüm önerebiliyoruz. Dolayısıyla teknolojiyi güzelliği yaratmak için kullanmak bizim için çok çok önemli. Diğer taraftan güzelliği herkes için erişilebilir yapmak için teknolojiyi kullanıyoruz. Hapta isimli bir cihaz çok yakında hayata geçirdik. Limitli el ve kol kabiliyeti olan insanlar için bir aparat, ruj aparatı ve harika bir şekilde ruj sürmenizi sağlıyor. Elinizi kullanamasanız bile. Yüz mimiklerinizi gözlemleyerek, elinizi hareket ettirmenizi sağlayarak bir limitiniz olsa bile. Dolayısıyla bu da ne demek? Aslında bir kadın için rujunu kendi sürebiliyor olması çok büyük bir özgüvendir. Çok büyük bir mutluluktur. Biz teknolojiyi bunun için de kullanıyoruz. Tabii bir taraftan da teknolojiyi sürdürülebilirlik için kullanıyoruz. İşte su dostu fabrikamız, sonsuz kez geri dönüştürebilir plastiği yaratıyor olmamız. Akıllı su başlığı, duş başlığıyla su tüketimini azaltıyor olmamız da teknolojiye yaptığımız yatırımın geri dönüşleri gibi düşünebiliriz. Tabii bir yandan da böyle baktığınız zaman şimdi teknoloji çok gelişiyor. Dolayısıyla artık pek çok gençler de özellikle çok teknolojiyle iç içe. Dolayısıyla artık aslında böyle hani gidip koklamak, sürmekten öte belki daha çok sanal platformları kullanarak size ulaşıyorlar değil mi? Az önce yanlış mı hatırlıyorum, %25 mi dediniz? Ne kadara çıktı acaba? E-ticaretin pazardaki ağırlığı %20'lerde, bizim işimizde %30'da, yani L'Oreal içindeki ağırlığı. Dediğiniz gibi tüketici artık tek bir yerde değil, çoklu kanallardan alışveriş yapıyor. Bir alışverişçi olarak baktığımızda hem fiziksel olarak bir deneyim yaşamak istiyor ama sanal olarak da o deneyimi yaşamak istiyor. Özellikle belirli genç nesil tüketicilerimize baktığınızda da hem onların fiziksel bir güzellik tanımları var hem de onların sanal bir güzellik tanımları var ve bazen gerçek hayatta olamadıkları, dışa vuramadıkları duygularını sanal ortamda farklı görünüşlerle, farklı dışa vurumlarla hayata geçirmek isteyebiliyorlar. Bir de çok etkileşimde kalmak istiyorlar. Onun da en kolay yolu dijital kanallardan geçiyor aslında. Ürünle ilgili yorum yapmak, ürünle ilgili beklentisini söylemek, bir konuda fikrini dile getirmekle ilgili. O yüzden bizim hem dijital çok önemli alanlarımızdan bir tanesi yatırım yaptığımız, hem medya anlamında hem etkileşim anlamında diyebilirim. Diğer taraftan da sanal platformlarda mesela neler yapıyoruz? Avatar makyajlarımız, avatar saç tasarımlarımız var. Çünkü bugün aslında gençlerin her birinin en az birkaç tane farklı platformda avatarlarıyla yer aldıklarını biliyoruz. En büyük amacımız kendilerini nasıl ifade etmek istiyorlarsa ona imkan tanıyor olmak. Bu da beraberinde sonsuz kişiselleştirme ihtiyacını denk getiriyor. Çünkü hepimiz aslında özgün olmak istiyoruz, farklı olmak istiyoruz. Dolayısıyla da bizim gibi güzellik şirketlerinin işi her geçen gün zorlaşıyor. Şimdi özgün olmak istiyoruz, farklı olmak istiyoruz ama giderek birbirimize benziyoruz gibi de bir durum var maalesef. Çok haklısınız. Yani biraz güzellik anlayışı mı değişti acaba geçmiş dönemden bu döneme? Çünkü eskiden böyle doğal olmak daha anlamlıydı. Ama şimdi böyle bakıyorsunuz, hani sokakta yürüdüğünüz zaman herkes aynı. Sosyal medyaya baktığınız zaman herkes değilse bile filtrelerle kendini aynılaştırmaya çalışıyor. Güzellik kavramı sizin için ne? Önce onu sorayım. Sonra da bu değişen tabloyu nasıl görüyorsunuz? Güzellik kavramı aslında dediğim gibi çok toplumsal gelişmelere çok duyarlı. İnsanlığın varoluşundan beri var olan çok önemli bir konsept. Yani biz biliriz, Kleopatra'nın da bir güzellik rutini vardı. Bugün de hala devam eden bir şey ve insan var olduğu sürece de güzellik hayatının ayrılmaz bir parçası olacak. Ama tanımlar yıllar içinde değişen gelişmeler, beklentilerle beraber çok farklılaşıyor. Eskiden bence daha tek tip, daha mükemmeliyetçi, daha kusursuz bir güzellik anlayışı vardı. Biz ekranlara baktığımızda hep aynı tür reklamlar, aynı tür güzellik anlatımları görürdük. Şimdi güzel olan kısmı aslında bu çok çeşitlendi.
Çünkü neden? İnsanların beklentileri çeşitlendi. Herkesin en güzel hali aslında birbiriyle aynı değildi. Daha doğrusu oraya ulaşmak için kullanması gereken ürünler vesaire birbirinden çok farklı. Bence böyle bir değişiklik var. Artık biz mesela daha cinsiyetsiz güzelliği konuşuyoruz. Daha doğal görünümlü bir güzelliği konuşuyoruz sizin de bahsettiğiniz gibi. Ama bir taraftan herkes birbirine benziyor dediniz. Doğru ki filtreler vesaireyle öyle. Ama diğer taraftan da herkesin bir özgün olma ihtiyacı var. O yüzden de hepsini bir arada sağlayabilmek. Yani oraya gitmek istiyorsanız budur. Daha farklı olmak istiyorsanız budur diye yine bize düşen aslında çok sayıda seçenek sunabiliyor olmak. Kendinizi hep makyaj yapmak zorunda hissediyor musunuz? Ben işim gereği hep bakımlı olmak zorunda değil ama bundan da keyif alıyorum. Yani benim işim bir gün ofiste beraber vakit geçirsek hep böyle kokular, dokular, renkler, yeni ürünler, yenilikler üzerine. O yüzden de ben çok keyif alıyorum. Belki benim yerimde başka birisi olsaydı bundan şikayetçi olabilirdi ama yeni çıkan bir şeyi deneyimlemek, kendim iyi hissettiğim şekilde kendime zamanı ayırmak, makyaj yapmak için, bakım yapmak için benim için çok çok önemli. O yüzden de zorunluluk değil bir keyif olarak yorumlayabilirim. Ama doğru ki büyük ihtimalle ben bugün sizin karşınıza makyajsız gelseydim biraz o da soru işareti olabilirdi sanki. Peki şimdi tabii çok göreceli bir şey. Mesela parfüm, sizin hiç hoşunuza gitmeyen bir parfüm başkasının çok hoşuna gidebilir. Bu konuda mesela seçimler yapılırken neye göre yapılıyor? Kişiler mi, tüketicilerin Evet. seçimi? Şöyle gibi düşünebilirsiniz. Aslında parfüm ten uyumuyla çok önemli bir şey. Yani sizin teninizin dokusu vesaire çok değiştiriyor. Diğer taraftan sizin hangi duyguyu hissetmek istediğiniz de burada çok önemli. Yine bize düşen çok çeşitli sayıda seçenek sunabiliyor olmak ve parfüm çok kişisel bir şey. Bir Evet. kullanan parfümü çok sık da değiştirmez çünkü duygusal da bir bağ olur aslında. Kendimizi iyi hissettiğimiz için önce kullanırız, sonra o etrafta bize iyi hissetme duygusu yaratır. Dolayısıyla bence önce bizim notalar dediğimiz yani parfümün ana kokusunu belirleyen birkaç nota var. Baskın notalar var, alt notalar var. Büyük ihtimalle önce ana notayı seçerek yani siz daha çiçeksi bir şey mi istiyorsunuz? Odunsu bir şeyden mi zevk alıyorsunuz? Önce oradan başlanıyor. Sonra da alt notalara iniliyor. Hani hangi içerikler, hangi ürün kokuları, hangi şeyler size daha iyi hissettiriyorsa biraz deneye yanıla yapıyoruz. Dediğim gibi bu yeni dijital servislerle de tüketicilerin hayatını biraz daha kolaylaştırmaya gitmek istiyoruz. Aslında bu teknoloji belki de hani o sizin üretim tarafında daha fazla istihdamınızı mı engeller yoksa mutlaka o iyi burunlara ihtiyaç var mı? Her zaman bu burunlar çok kritik bir şey. Çünkü yani bizim de hep kendimizi yeniliyor ve ihtiyaçlara cevap veriyor olmamız lazım. Bundan daha önce olmayan bir içerik geldiğinde onu bir kokuya çevirebilmek ya da bir olağan hali hazırdaki bir kokuyu bambaşka bir marka olarak ortaya çıkarabilmek, başka notaları birleştirebilmek, bu kadar kişiselleştirme dedik. O kadar bu arttığı zaman bizim de daha kendimizi yaratıcılıkla sınamamız gerekiyor. O yüzden de istihdam hala en önemli konu. Konulardan biri. İnsanlara bir ihtiyaç var, burun dediğimiz insanlara iki, onları hayata geçirecek, o teknolojileri kurgulayacak insanlara da ihtiyaç var. Ve onları tabii tüketiciyle buluşturacak insanlara da ihtiyaç var. Peki şimdi 2024 yepyeni bir yıl. Neler planlıyorsunuz, neler değişecek ve tabii siz nasıl bir değişim bekliyorsunuz güzellik sektöründe? Biz yine güzellik pazarının çok dinamik olacağını düşünüyoruz. Tabii ki ülkemizin içinde bulunduğu koşullar, makroekonomik durumu ve makro gelişmeler bence sektörü de etkileyecek. Biz de zaten çok çevik bir sektör olarak, çok uyumlanabilen bir sektör olarak bütün hepsine uyumlanacağımızı düşünüyoruz. Bizim amacımız aslında bir tekno güzellik şirketi olmak. Yani tek işi güzellik olan bir şirketten tek işi teknoloji olan bir güzellik şirketine evrilebilmek. O yüzden de bütün yatırımlarımızı bunun etrafına kurguladık. Öncelikli yatırımımız insanlarımıza, çalışanlarımıza, sonra teknolojiye ve dijitalleşmeye, bu çok geniş bir başlık. Sonrasında da tüketicilerimizle yeni ürünleri buluşturmaya. Biliyoruz ki önümüzdeki dönemde tüketicilerimiz her zamankinden daha çok fayda, değer ve fiyat ilişkisine bakıyor olacaklar. O yüzden onların beklentilerini tatmin eden ürünler çıkarıyor olmak çok kritik olacak. Her zamankinden daha seçici olacaklar. Güvendiği markalara gitmek isteyecekler, risk alıp yeni şeyler denemek yerine farklı etkileşim kanalları arayışında olacaklar.
beraber biz de biraz buna göre pazarı kurguluyoruz. Diğer taraftan artık anlamlı markalar ve sürdürülebilirlik peşindeler. Bu yatırımlarımızı kuvvetlendiriyor olacağız. Her işte 24 markamızın her birinin kendi varoluş amacına uygun projeleri var Türkiye'de hayata geçirdiği. Kimisi kadınları güçlendirme konusunda, kimi doğayı kalkındırma, iyileştirme konusunda vesaire. Bunlara ağırlık veriyor olacağız. Çünkü amacımız güzelliğin açık ara lideri olarak güzelliğe güzellikle liderlik etmek. Bir de güzelliği kapsayıcı bir hale getirmek. Şimdi tabii bir yandan da karşınızda böyle bir sürekli yenilik bekleyen bir genç nesil var. Şimdi bu yeni kuşak farklı da bir kuşak. Onlar için nasıl bir öngörünüz var acaba? Hani teknoloji dediniz ama biraz daha mesela farklı teknolojilerde farklı yatırımlar, işte yeni fabrikalar gibi yatırımlarınız da olacak mı? Gençler bizim için hep ilham aldığımız tüketici gruplarımızdan bir tanesi. Çünkü aklımıza gelmeyen bir şeyi ilk onlardan duyabiliyoruz ya da beraber etkileşimde olduğumuzda bambaşka şeyler yaratabiliyoruz. Bizim için de onlara yatırım yapıyor olmak çok kritik. Hem çalışan olarak, hem tüketici olarak, hem de paydaş olarak gibi düşünebilirsiniz. Biz gençlerin bu farklı beklentilerinden beslendiğimizi düşünüyoruz sektör olarak ve onlardan gelen üstün talepler, yoğun talepler aslında bizi de güçlendiriyor. Ne peşindeler? Beraber yaratma peşindeler. Fikirleri alınsın istiyorlar. Bize katkıda bulunmak istiyorlar. İletişim tek taraflı olmasın, onları da duyalım. Onlar da cevap verebilsin, sorularını sorabilsin istiyorlar. Dolayısıyla bütün bu aslında pazarlama iletişimi de şekillendiren bir konu gibi düşünebiliriz. Bu konuda da bizim yatırımımız her zaman olduğu gibi geleceğin güzelliğini en iyi tahminleme nasıl olur? Yatırımı buna yapıyor olacağız. Bunun gereksinimleri ne ise arkasında yeni üretim, yeni ürünler vesaire bunu da arkasına koyuyor olacağız. Türkiye'de yeni fabrika gibi bir yatırımınız var mı? Öyle bir yatırım olacak Şimdilik mı? Öyle bir planımız 2024 için yok. Olduğu kadarıyla devam ediyoruz. Peki Türkiye'den ihracat yapılıyor mu? Türkiye'den evet belirli bölgelere ihracatımız var. Orta Doğu, Türkiye Cumhuriyetler, biraz da Doğu Avrupa. Peki şu anda kaç kişi istihdam ediyorsunuz ve bunların ne kadarı kadın diye sorayım. 1000 kişilik bir ekibimiz var. Bu merkez ofisimizi, saha çalışanlarımızı, güzellik uzmanlarımızı ve fabrika ekibimizi kapsıyor. Kadın erkek oranımız %55 kadın, %45 erkek. Tabii ki yönetim komitesinde oldukça iddialı bir kadın temsiliyeti oranımız var tahmin edeceğiniz üzere. Dolayısıyla böyle özetleyebiliriz. Peki, sizin için biraz böyle hayattaki dönüm noktalarını konuşmak istiyorum. Neydi kırılma noktanız, dönüm noktanız? Büyük ihtimalle kariyer olarak baktığımda yurt dışı rolleri reddedip hep Türkiye'de kalmayı seçmekti L'Oréal içinde. Çünkü L'Oréal aslında size bütün dünyada fırsatlar sunabilen bir şirket. Heyecan verici bir deneyim vaat ediyor. Ben ama çok çeşitli kişisel sebeplerden hep böyle bir teklif geldiğinde Türkiye'de kalmayı tercih ettim. O yüzden de öyle bir deneyimin yerine neyi koyabilirim diye kendimi burada zorladım. Mesela pazarlamadan satışa çok keskin bir geçiş yapmam gibi, daha süreç yönettiğim iş birimlerinden dijitale yani inovasyonu yönettiğim, gelişmeyi, geleceği yönettiğim bir bölüme geçmek gibi ya da bir iş biriminden öbür iş birimine geçiş yapmak gibi çok farklı şeyleri deneyimleme konusunda bana ilham veren şey aslında reddettiğim şeyin yerine kendimi kişisel olarak ve profesyonel olarak en iyi nasıl geliştirebilirim sorusunu sormak oldu. Dolayısıyla kırılma ve dönüm noktalarımın bu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki çok şanslıydım ki 20'li yaşlarımın başında L'Oréal gibi bütün kariyerimi inşa edebileceğim bir şirket karşılaşmak da bence bir dönüm noktasıydı diye yorumluyorum. Evet, peki bir başarısızlık hikayeniz de muhakkak vardır. Evet, ben o konuya şöyle yaklaşıyorum. Mandela'nın sözünden yola çıkarak asla kaybetmem, ya kazanırım ya öğrenirim bakış açısıyla. Biraz pozitif bir şeye de sahip olduğum için. O yüzden geçmişte yaşadığım hayal kırıklıklarını, pişmanlıkları, başarısızlık diye adletmek yerine ben hep şöyle düşünüyorum. Elimi vicdanıma koyup o zamanki aklımla, o zamanki şartlarda verebileceğim en iyi kararı verdim. Evet, belki mutsuz olmuş olabilirim, pişman olmuş olabilirim ama geriye dönüp yapacağım bir şey yok. Bundan ne öğrendim, önüme ne katabilirim diye bakıyorum. Hem kişisel hayatımda hem iş hayatımda böyle çok sayıda şey var gibi düşünebiliriz. Ama mesela bir tane pişmanlık olarak söyleyebileceğim şey, daha erken yaşlarda aktif vatandaşlığa geçmemiş olmak. Yani toplumun sorunlarını çözme konusunda daha çok şey yapabileceğim yaşlarda, daha erken yapabileceğim yaşlarda buna dahil olmamış olmak. O yüzden şimdi o açığı kapatmaya çalışıyorum. Belki onu söyleyebilirim. Evet, şimdi aslında sosyal sorumluluk konusunda çok fazla her alanda varsınız.
Biraz bize anlatır mısınız? Özellikle aslında kadın yöneticilerden genel olarak bunu görüyoruz. Yönetebildikleri kadar bir yandan da sosyal sorumluluklara önem veriyorlar. Siz de çok önem veriyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? Bize biraz anlatır mısınız? Başta kadınlar olmak üzere. Tabii ki. Şöyle düşünüyoruz. Bizim amacımız tabii ki pazar payımızı büyütmek ama bir taraftan da kalplerdeki payımızı büyütmek ve kalplerdeki pay da aslında topluma dokunarak ve içinde bulunduğumuz toplum için bir şeyler yaparak ortaya çıkıyor. Dediğiniz gibi bence de kadın yöneticiler bu konuda biraz daha duyarlı oluyor ve belki biraz daha aktif rol alıyorlar. Biz de şirket olarak bir kurumsal projelerimiz var. Bir de markalarımızın hayata geçirdiği projeler var. Mesela Bilim Kadınları için diye bir projemiz var. Türkiye'nin en uzun soluklu, en sürdürülebilir programlarından bir tanesi. Bu sene 21. yılımızı kutladık. Bilimde inanılmaz bir cinsiyet eşitsizliği var. Lise çağında kadın ve erkeğin bilimde kariyer yapmayı tercih etme oranları 50-50 iken, araştırmacı seviyesinde bilimde kadın temsiliyet oranı 30'a düşüyor. Üst yönetimde 10'a düşüyor. Nobel ödülü alanların sadece %4'ü kadın. 1901'den beri verilen 624 ödülün sadece 26'sı kadınlara gitmiş durumda. O yüzden de bizim için de bilim çok önemli. Biraz önce bahsettik. Amacımız genç bilim kadınlarını ve onların projelerini destekleyerek bir bilimde cinsiyet eşitliğini sağlamak, iki gençler için rol modeller yaratmak. Bu bizim için çok önemli. Diğer taraftan neden ilerleyemiyorlarmış peki Sinem Hanım? En büyük kırılma noktası ne derseniz bir özel hayatlarıyla iş hayatları arasında seçim yapmaları gerekiyor. Çünkü bilim kariyeri çok zorlu bir kariyer. Saatlerce laboratuvarda zaman geçirmenizi gerektiren, hayalinizin peşinden dünyanın farklı yerlerine testlere, araştırmalara gitmenizi gerektiren ve de kaynak bulmanızı gerektiren bir meslek. Bir, kadınların desteklenme oranı erkeklere göre çok düşük bilimde. İkincisi, ailelerinden yeterli desteği alamadıklarında toplumsal rolleriyle beraber kariyerlerini ikinci plana atmak zorunda kalıyorlar. En büyük kırılma noktaları bu. Bir de önlerinde rol model eksikliği var. Bugün dönsek ve sorsak herkese bir bilim kadını ismi söyleyebilir misiniz diye bir kişiyi söylersiniz. İkinciyi çok zor. Madem belki Curie. Üçüncüyü. Evet, Özlem Türeci belki şimdi evet. Biraz popüler ama üçüncü bir ismi saymak oldukça zor. Dolayısıyla rol model eksikliği de var. Kırılma noktaları bunlar bilim kadınları için. Ama siz bu arada şunu da söylemekte fayda var. Hani bilime yön veren kadınlar ödüllerinizi ve desteklerinizi aslında tek bir kategoriye vermiyorsunuz. İçinde işte kanser çalışmaları yapanlar da var, boru çalışmaları yapanlar da var. Şimdi hani güzellik konuşunca yanlış da anlaşılmasın, hemen hemen her alandaki bilim kadınına veriyorsunuz değil biz mi? Biz şöyle yapıyoruz. Türkiye UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile beraber çalışıyoruz ve jüriyi onlar seçiyorlar. Projeleri onlar seçiyorlar. Yaşam bilimleri ve çevre bilimleri, fiziksel bilimler diye ikiye ayırdığımız bir programımız var. Konu başlıkları çok çeşitli. Alzheimer, virüsler, kanser tedavileri bir tarafta, hani sağlık bilimleri varken diğer tarafta da dediğiniz gibi malzeme bilimleri olabiliyor. İşte sürdürülebilirlikle ilgili yeşil hidrojen bu konuda mesela ya da tarımsal atıkların daha iyi değerlendirilmesi, bor madenlerinden daha katma değerli ürünler yaratılması gibi çok sayıda hiçbir şekilde kozmetikle ve güzellikle alakası olmayan bilim projelerini destekliyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz. Programa en çok katkı sağlayan 5 ülkeden bir tanesiyiz global çapta ve lokal seçilen bursiyerler bir de globalde birleştiriliyorlar ve bütün dünyanın en iyileri seçiliyor. Yükselen Genç Yetenekler ismiyle. Biz son 5 senedir de bu programa katkı sağlayan Türk kadınlarının seçilmesinden de mutluluk duyuyoruz. Aa, ne güzel, oraya da seçiliyorlar. Şahane. Evet. Bilim bizim için önemli. Bilim kadınlarını desteklemek ama onun dışında sokak tacizine karşı dur diye L'Oréal Paris markamızın bir toplumsal sosyal fayda projesi var. Çünkü biliyoruz ki bizim gibi genç toplumlarda önemli bir sorun aslında. Dolayısıyla bir şeye şahit olduğunuzda nasıl mücadele edebileceğinize dair bir eğitimimiz var hayata geçirdiğimiz. Onun dışında kadın girişimcileri çok önemsiyoruz. Onları destekliyoruz çok farklı sayıda. Globalde bir kadın projelerine ayrılmış bir fonumuz var. 50 milyon euroluk. O fondan Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının projelerine fon sağlamaya ve fon almaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar İmece ve Kamer Vakfı'nın iki tane güzel projesine fon alabildik. O yüzden de bütün sivil toplum kuruluşlarını bu fona başvurmaya davet ediyoruz. Bir de tabii bu sene çok değişen bir gerçekliğimiz var. O da baktığınızda deprem gerçekliği. Dolayısıyla da deprem
depremin ilk gününden itibaren üzerimize düşeni yapma konusunda çok büyük bir kararlılıkla hareket ettik. Önce tabii ki maddi bir yardım, sonrasında ürün desteği ama sonrasında da çalışanlarımızın inşa ettiği bir mobil güzellik tırını bölgeye gönderdik. Mayıs-Haziran aylarında ve çadır kentleri gezerek kadınlara güzellik hizmetleri sunduk. Saç bakımı, saç boyası, makyaj, cilt bakımı gibi ve aslında dedik ki şimdiye kadar güzellikle nefesleri kestik. Bundan sonra güzellikle nefes olmak istiyoruz dedik. Aa, ne güzel. Onların ayağa kalkmaları için umut olmaya çalıştık. Sonrasında da markalarımız sivil toplum kuruluşlarıyla çok çeşitli projeleri hayata geçirdiler. Mesela Türkiye'deki 85 bin kuaförün sadece %5'i kadın. O yüzden kadın kuaförler yetiştirmek üzerine bir istihdam projesi başlattık. Çok enteresan bu. Ve bunu Antep'ten, bölgeden başlattık L'Oréal Profesyonel markamızla. Hiç tahmin etmezsiniz evet, değil evet. mi? Bu kadar kadınlara hizmet veren bir sektörde kadın temsiliyetinin bu kadar düşük olduğunu. Çok ya düşük da, hem de. Çok düşük, %5, %5. Ya da bölgenin kadın girişimcilerini Lancome'un projesiyle Kagider'le beraber destekledik. Vichy markasıyla ve Kagider'le yine bölgede güzellik uzmanı yetiştirme istihdam projesini hayata geçirdik. Diğer taraftan genç kadınlara kariyerlerinin başında destek sağladığımız Kerastas markamızın bir projesi var. SkinCeuticals Hatay'daki Hazek Kadın Kooperatifi ile beraber unutulmaya yüz tutmuş buğday sapı örücülüğüyle bir proje hayata geçirdi. Hem bölgeyi destekledi hem Türkiye'ye farklı bir katma değer sağladı. Diğer taraftan bölgede sürdürülebilir hayatın devam etmesini çok önemsediğimiz için Garnier markamız Hayata Destek Vakfı ile beraber güneş panelleri kurdu ve sıcak suya erişimi sağladı. Diğer taraftan çocukların desteklenmesi için Kiehl's markamız bir çocuk fonu oluşturdu. Koruncuk Vakfı ile beraber eğitim ve ihtiyaç fonu. La Roche-Posay kanserli çocukların tedavisini üstlendi. L'Oréal Paris Üniversitesi'nde okuyan genç kadınların eğitimini üstlendi. Çok çeşitli Toplum Gönülleri Vakfı ile beraber çalıştı. Çok çeşitli markamız üzerine düşeni yapma konusunda iddialarını sürdürüyorlar diyebilirim. Evet, akılda tutması bile zor aslında anlattıklarınızın. Şimdi bu söylediğiniz aslında bir süpürge sapı dediniz değil mi? Buğday sapı buğday örtülüyor. Sapı, pardon, buğday sapı nedense demek ki süpürge çağrıştırdı bende. Şimdi tabii bu böyle deyince aklıma şu geliyor. Türkiye aslında çok verimli toprakları, çok farklı bitkileri. Dolayısıyla aslında bu güzellik endüstrisinde çok önemli bir kaynak olan bir ülke. Aynı fikirdeyiz. Bu açıdan baktığımız zaman diğer ülkelerle kıyasladığınızda Türkiye'yi nasıl bir güzellik endüstrisi var? Şöyle, biz de bunun çok farkındayız. O yüzden de L'Oréal'in global ekosistemine Türkiye'den olan ürünleri ve içerikleri sokmayı çok önemsiyoruz. Mesela Lancome markamızın ana ham maddesi gül. Ve Isparta'da gül hasatı yapan kadınlardan temin ediliyor markanın güllerinin çok büyük bir kısmı. O yüzden de Türkiye bu açıdan çok zengin. Tarım çok gelişiyor. Daha çok içeriğin, daha çok ürünün buradan temin edilmesi de bizim en büyük arzumuz. Evet, Fransa'da çok önemli markaların aslında fabrikalarını görme şansım olmuştu. Orada hep Isparta ve gül çok önemli bir ürün aslında bizim için. Çok kıymetini bilmemiz gereken ürünlerimiz var. Belki lavanta bile artık dünyayla yarışıyor değil mi? Aynı şeyi söyleyecektim. Evet, özellikle lavanta üreticileri ve bu sektörün büyümesi de bence yakında bir sonraki içerik o olabilir. Ya da çok aklımıza gelmeyen şu an biliyorsunuz yağlar çok önemli içerikler ve çoğu da aslında tarımsal ürünlerden, bitkilerden elde edilen yağlar. O açılardan ülkenin zenginliği tartışılmaz. Evet, peki bir yandan da tabii güzellik ürünü olduğu zaman karşımızda bir de bunun sahteleri var. Evet. Ondan korunmak da çok kolay değil. Özellikle son dönemlerde hani biraz böyle fiyatlar artınca başta parfüm olmak üzere ama hemen hemen hepsinde ve tabii sağlığa da büyük zararları var. Bu konuda neler yapıyorsunuz? Bu bizim kanayan yaralarımızdan bir tanesi. Sahte ve taklit aslında ikisi de bir arada çok büyük bir zarar veriyor. Hem endüstriye hem tüketicilere. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi işin ucunda aslında sağlığımız söz konusu ve sağlığımız tehlikede. Mesela bir güneş kremi cildimize sürdüğümüz bir şey. İçindeki filtrelerin bizi gerçekten güneşten koruyor olması. Ürünün cildimize zarar vermiyor olması çok çok kritik. Ama çok sayıda bugün güneş ürünlerimizin taklit edildiğini ve sahtelerinin olduğunu görüyoruz. Tabii ki e-ticaretin artmasıyla beraber
beraber de bu biraz ürünleri görmeden satın aldığınızda ancak eve geldiğinizde anlayabiliyorsunuz. Çoğunu da kullanmadan anlayamıyorsunuz çünkü onlar da kalitelerini ve taklit etme becerilerini geliştiriyorlar zaman içinde. Biz bununla mücadele için aslında bir tüketicilerimizi eğitmeye çalışıyoruz. Gerçekten onaylı yerlerden ürünleri satın almaları, fiziksel ya da e-ticaret siteleri ya da fiziksel satış noktalarında gerçekten yetkili bayilerden o ürünleri alıyor olmaları bence ilk koşul. Onun dışında da bir şüpheleri olduğu zaman mutlaka tüketici hatlarına başvurmaları ve çoğu zaman da bunun için aslında suçlanacak kişi marka değil, yani bizim daha tüketicilerimizin daha bilinçli olması gerekiyor. Biraz da bu konuda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz sektörde. Müdahale etmeye çalışıyoruz eğer öyle bir durum öngörürsek. Taklitle ve sahteyle mücadeleyi çok önemsiyoruz. Hem böyle bir olay başımıza geldiğinde işin ucunu bırakmayıp mutlaka peşinden gidiyoruz. Bir de dediğim gibi iş ortaklarımızı da bu seferberliğin bir parçası yaparak bunun önlenmesiyle ilgili üzerimize düşeni yapıyoruz. Peki bu kadar çok işin içinde Sinem Hanım ailesine nasıl zaman ayırıyor? Denge olayı aslında ve önceliklendirme olayı. Ben aslında aynı şirketin içinden yetiştiğim için belki kendimi 23 senedir aynı sektörde olan tutkulu bir güzellik profesyoneli olarak addederim hep. O yüzden de belki bu işin içinde uzun süredir olduğum için iş ve özel hayat dengesini oturtabildiğimi ve yönetebildiğimi düşünüyorum. Özellikle 12 yaşında bir kızım var ve şimdi o büyüdüğü için ve bu konularda yorum yapabildiği için zorlandığım zamanlarda ona danışıyorum. Sence sana yeterli vakti ayırıyor muyum? Başka bir şey ister miydin? İlişkimizi nasıl buluyorsun diye ve ondan aldığım olumlu geri bildirimler tabii ki beni önceliklendirdiğini biliyorum. Bana yeterli vakti ayırıyorsun, çok kaliteli zaman geçiriyoruz gibi yorumları duyunca da içimi rahatlatıyorum diyebilirim. Biraz planlı ve programlı olmayı gerektiriyor. Ben güne çok erken başlıyorum. 7 çeyrek, 7:20 geçe gibi ofiste oluyorum. Herkes ofise gelene kadar işlerimi toparlıyorum. Günün önceliklerini hayata geçiriyorum. Gün tempom çok yoğun ama işte mümkün olduğunca verimli şekilde kullanmaya çalışıyorum. Çok da geç saatlere kalmadan aslında günü toparlayıp evde ailemle vakit geçirip gerekirse daha sonra tekrar çalışmaya dönmek gibi bir sistemim var. Bunun şimdilik işe yaradığını söyleyebilirim. Kaç saat uyuyorsunuz? Benim için uyku 6-7 saat yine ihtiyacım olan bir şey. O yüzden galiba ortalamam 6,5-7 saattir diye düşünüyorum. Peki. Şimdi baktığımız zaman tabii pek çok şeyi konuştuk ama 18 yaşındaki Sinem şu anda karşınızda olsa ne derdiniz? Büyük ihtimalle bugün bütün gençlere söylediğim şeyi söylerim. Derim ki önce lütfen değer setini iyi kurgula. Yani senin için neler olmazsa olmaz, nelere değer veriyorsun bunu önden belirle. Çünkü hayatında çok farklı yol ayrımlarına geleceksin. Ve bu aslında değerler setin senin kılavuzun olacak, kuzey yıldızın olacak. Dolayısıyla değerlerini ne kadar erken belirlersen senin için o kadar iyi derdim. İkincisi hep söylediğim benim için çok önemli bir üçleme var aslında. Niyet, gayret ve kısmet üçlüsü. Yani büyük şeyler hayal etmek, büyük şeylerin hayaliyle yola çıkmak. İkincisi bunun için elinden geleni yapmak, çok çalışmak disiplinli bir şekilde. Üçüncüsü de bazı şeylerin şans olduğunu unutmamak. Bunu hatırlatırdım büyük ihtimalle. Hedeflerini büyük koy, hayallerinden vazgeçme ve mutlaka ilk adımı atıp arkasını getir, pes etme derdim. Bazı şeylerde istediğin gibi gitmezse şanstan olabilir, şans bazen işine yarayabilir, bazen ters yönde işleyebilir. Lütfen bunu unutma derdim. Peki 10 yıl sonraki Sinem'e ne dersiniz? 10 yıl sonraki Sinem'e büyük ihtimalle dileklerde bulunabilirim. Umarım çok sevildiğin, çok mutlu hissettiğin hayatının bir dönemindesindir. Umarım hayallerinden vazgeçmemişsindir. Etrafa fayda sağlama, kendi potansiyelini kullanma konusunda özellikle geçtiğimiz 10 yılda çok önemli yollar kat etmişsindir derim. Ve umarım ki hala katma değerli işler yapmaya, çevrene pozitif enerji ve pozitif etki yaratmaya devam ediyorsundur derim. Peki genç kadınlara, özellikle yeni iş hayatına atılmak üzere olan kadınlara ne tavsiye edersiniz? Şunları söyleyebiliriz belki. Aslında her şey yine ne istediğini bilmek ve ne istediğine karar vermekle başlıyor. Dolayısıyla istekleri konusunda gerçekten cesur olmaları, önce olmaktan korkmamaları, dile getirmekten korkmamaları çok önemli. Eğer bir yerde zorlanırlarsa ki biliyoruz ki iş hayatında cam tavanlar olabilir, desteklenmediklerini hissettikleri dönemler olabilir. Mutlaka kız kardeşlik çemberlerinden destek almaları çok kritik bence.
kariyerlerinin ilerleyen dönemlerinde bizim hep kullandığımız bir terminoloji olarak çıktıkları asansörü arkadan gelenler için düğmesine basıp aşağı göndermek çok önemli bence. Bunu bilmeleri çok çok kritik. Günün sonunda hayat bir denge meselesi. Bazen dengeler değişebiliyor ama önemli olan orta ve uzun vadede hep dengeyi bulabilmek. Buna dikkat etmelerini söylerdim. Belki kariyerlerinin ilerleyen zamanlarında da özellikle kadın yöneticileri olarak birbirlerine destek olmalarını tavsiye ederdim. Yine bizim kendi aramızda kullandığımız terminoloji birbirimizin tacını düzeltmek. Çünkü biliyoruz ki aslında bu zorlu bir savaş. Ne kadar bir ayrıma uğramamış olsanız da, cam tavanlarla karşılaşmamış olsanız da hepimiz bulunduğumuz yerlere büyük savaşlar, büyük uğraşlar sonucu geldik. O yüzden tacımız yerinden oynamışsa da birbirimizin tacını düzeltmek, başarılarını alkışlamak çok önemli diye düşünüyorum. Bunları söylerdim sanırım. Evet, belki de en zor kısmını söylediniz. Peki bizim birkaç kelimemiz var. Böyle size ne çağrıştırdığını merak ediyoruz. Biraz daha sinemanımı tanımak için aslında. Bana böyle birkaç cümleyle cevap verirseniz çok sevineceğim. Başarı. İstikrar. Güç. Güç. Bununla biraz zorlandım bir düşüneceğim izninizle. Etki yaratmak. Çocukluk. Mutluluk, masumiyet. Aşk. En güzel duygusu dünyanın. Tutku. Olmazsa olmaz, mutlaka olması gereken. Aile. Çok kutsal, her zaman öncelik. Huzur. Kendimizde, içimizde, o yüzden bizim elimizde. Kadın. Kadın, bu tabii işim gereği de çok sıcak olduğum ve önemli konularımdan bir tanesi. Kadın bence denge, eşitlik, hassasiyet. Peki. Çok teşekkür ederim Sinem Hanım. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli, çok güzel bir yayındı. Ve tabii ki biz kadının en çok değer verdiği alanlardan birisini, güzelliği konuştuk. Belki de en tartışmalı ve en çok soru sorulan konulardan birisi ama çok güzel cevap verdiniz ve herhalde bu başarı hikayesi pek çok genç kadına da örnek olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Efendim, Yüksek Topuklarım bugün de sonuna geldik. Önümüzdeki günlerde görüşmek üzere.